Hangi ilçe veya ilden olduğunuzu belirterek yarın yerel yönetim seçimi olursa hangi partinin adayına oy verirsiniz ve neden sorusuna cevap verdiğiniz videonuzu 0532 344 0512 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza veya istanbultimes@gmail.com mail adresimize gönderin. Yayın kurulumuz uygun gördüğü takdirde sesinizi milyonlarca takipçimize izletelim. Değerli izleyiciler, İstanbul Times TV olarak bugün Üsküdar'dayız. Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan denince aklınıza ne geliyor diye sorduk. Bakalım neler söylemişler. Hep birlikte izliyoruz. Lider. Ne diyebilirim başka? Dünya lideri. Canım kadar. Recep Tayyip Erdoğan gelir denince aklıma hırs geliyor. Hırs. Nasıl yani efendim? Çok hırslı. Çok hırslı. Başka bir şey gelmiyor. Başka bir şey gelmiyor şu anda. Öbürküleri söyleyemem, geliyor da. Ya iyi bir arkadaşımız, dostumuzdu zamanında yani. Kötü insan diyemem, benden adamın bir işi yok. Allah işini gücünü rast getirsin, Allah çocuğuna bağışlasın. Ne diyeyim ben yani, şimdi adamın günahını alamam yani. İyi bir sevdiğimiz adam da benim orayı isterim, o orayı ister, o ayrı bir konu. Olumlu, ana hatları itibariyle doğru politika izlediğine inanıyorum. Hatalar olabilir, insandır. Bana göre desteklemek lazım. Şu son süreçte sıkıntılar olmuş olabilir, geçicidir. Halkımızın desteğiyle de aşılacaktır. Daha da ana hatları itibariyle tabii ki başarılıdır. İstanbul'un en basit nereden nereye geldiğini ben yaş itibariyle yaşamış olduğumdan olumlu bakıyorum. Recep Tayyip Erdoğan deyince şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olursu aklıma geliyor. 2023'ten sonra başkan olacak, öyle gözüküyor. Eğer ana muhalefetlerde birliktelik olmazlarsa, ki tam AK Parti ne zaman düşüşe geçse iki siyasi parti hemen kendilerini kurtarıyor. Ya AKP ya MHP kurtarıyor ya da HDP'den destek alaraktan hükümeti kurma yoluna gidiyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi burada gerçekten üzerine düşen çok ağır işler var. Doğuda, Güneydoğu'da yani sahte seçmenler var. Bu seçmenleri bir an evvel tespit etmeleri lazım. Yoksa hani bir sürü Suriyeli vatandaş var. Suriyelilere karşı değilim. Yokluktan, açlıktan gelen, savaş gören bir ülke. İnsanların hemen pat diye oy kullandırmaları doğru değil. Çünkü ben kendim de yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışındaki biz Türklere verilen haklar belirli. Belirli seneler sonrasında, yani 8 yıl, 10 yıl sonrasında bize bu haklar veriliyor. Biz de gurbetçiler olarak mesela öyle şöyle de bir şey var. Yerel genel seçimlerde biz gurbetçiler için çok zor bir dönem geçti. Siyasi parti liderleri Avusturya'ya geldi. Biz onlara için oy kullandık başkonsolosluklarda. Ama Avusturya hükümeti maalesef çifte vatandaşlığı tanımıyor. Orada daha zor diyorsunuz. Aynen, şu an orada bir sıkıntı var. Ve buradaki siyasiler oradaki gurbetçileri şu an yalnız bıraktı. Orada Avusturya vatandaşı olan insanlar gidip oy kullandı. Ve Avusturya polisi istihbaratına bilgi gitti. Ve bu Avusturya vatandaşla tespit edilen Türkiye'li gurbetçilerin vatandaşlıkları geri alındı. Ve şu an ülkeden gönderilebilme bile hakları var. Yani benim arkadaşım var mesela. Çocuk Avusturya vatandaşı. Orada askerlik yapıyor. Avusturya askerliğini yapıyor. Aynı şekilde diğer kardeşi polis akademisini okuyor. Oy kullandığı tespit edildiği için Avusturya mercileri adamın elinden pasaportu geri aldılar. Recep Tayyip Erdoğan deyince mevcut cumhuriyeti, rejimi yıkmak için çaba gösteren bir adam. Recep Tayyip Erdoğan denince ilk önce Allah'ın dostu geliyor. Allah'ın dostu. Evet, Allah'a iman etmiş, Resulullah'a inanmış bir kulu, halkına ibadeti hakka ibadet olarak sayan bir adam. Allah onun ömrünü uzun etsin. Başka ne geliyor efendim? Başka ne geliyor? Vallahi tüneller geliyor, havaalanları geliyor, köprüler geliyor. İşte Marmara geliyor burada burnumuzun dibinde. Ben 50 senedir Acıbadem'de oturuyorum. Ayrılık Çeşmesi'nin 200 metre üstünde bana 20 sene ve 30 sene ve deseler ki ya Kalfakoğlu buradan bir tren istasyonu olacak. Karacahmet'in altından gidecek Üsküdar'a denizin altından karşıya geçecek. Dedim onlara da bu o adam manyaklaştı dedim yani. İnanmıyordunuz. İnanmıyordum. Haydarpaşa'da arabalar dalacak denizin dibinden, saray bundan çıkacak. Bunu da inanmıyordum. Bu adam bunları yaptı.
Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Eylül geliyor. Hastanelere gidiyoruz. İlaçlarımızı güzel alıyor. Daha ne yapalım? Aşk olsun. Kızım üye dedim ya partide. AK Parti üye mi? Hem de nasıl? Kaynarca'da. Aynı hizmet. Hizmet mi geliyor? Evet. Cesaretli, cesur. Ne bileyim artık aklına ne gelirse say. Zaten şahsa değil. Şahsa değil, birey kişilere değil, hizmete verilir. Ben öyle düşünenlerdenim. Tabii. Evet, ben de katılıyorum arkadaşlar. Aynı fikirdeyim. Reis. Başka? Kral gibi yani. O değil de bilmiyorum başka ne söyleyebilirim ki. Seni çağrıştırıyor Erdoğan ismi. Ya Erdoğan ismi ne çağrıştırıyor? Ya şimdi aklıma gelmiyor biraz da. Gelmiyor bir şey yani. Recep Tayyip Erdoğan denince şöyle söyleyeyim sana. Herkesi kendi gibi zanneden bir insan geliyor. Devlet liderleri şöyle diyeyim sana. Türkiye Cumhuriyeti 81 milyon diyoruz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olan bir şahsiyet. Anası 81 milyondur, babası 81 milyondur, kardeşi 81 milyon, ailesi 81 milyondur. Bir cumhurbaşkanının ailesi olmaz, yakınları olmaz. İnandığı insanlar olmaz. Bir cumhurbaşkanı kanuna inanır. Demek sizim anlıyorsun. Cumhurbaşkanı denilen şahsiyet, liderlik yapan insan kanunlar üzerinden, hayatın normal normlarından, hayatın gerçeklerinden hareketle hareket eder. Bir devlet lideri bir hocaya, bir imama inanmaz. Demek ki sizin iyice idrak et, bir genelkurmay başkanına da inanmaz. Kanun vardır, sana oy veren insanlar vardır, onlara inanacaksın, arkana duranlara. Ve şurada şöyle bir şey daha var, havaalanı yaptık. Bangır bangır anlatıyorlar. Gülüyorum. Havaalanı kaç paraya mal ettiniz diyoruz. Diyorlar ki 30 milyar dolar. Peki havaalanın Türkiye Cumhuriyeti milletine maliyeti ne kadar? 120 milyar dolar. Kimi zengin ediyorsun ya? Ekrem Cengiz'in Nihat Özdemir'i. Ha diyorsun ki benim zengine ihtiyacım var. Tabii ülkenin zengine ihtiyacı var. Zengini daha çok zengin edeceksin. Etmeyeceğim demiyorum. Ama öyle gidip de bankalardan kredi alarak değil. Cebine salacak zengin olmak isteyen. Parası olan tabii para kazanacak canım. Biz şimdi orada 30 milyar dolarlık havaalanını yapan adam masaya üzerine 30 milyar doları kurar, koyar. 120 milyar dolar kazanır. Eyvallah. Parası var. Adam bir ticaret yapacak. Babasının ayına da havaalanı yapacak değil bize. Yap işlet devlet modelinde asıl neden nedir biliyor musun? Sermaye sahibinin cebinden çıkar. Sen cumhurbaşkanı olarak gidip o kişiye kefil olup da ona kredi çektirip de bankaların arkasına dizi dizi zip de milletin parasıyla ona iş yaptırıp da ona para kazandıramazsın. Gene aynı, gene istikrar geliyordu. Şimdi de hiçbir şey gelmiyor. Şu an hiçbir şey gelmiyor mu? Hayır, hiçbir şey gelmiyor. Şu anda politikasının ne olduğunu anlayamadım ki söyleyeyim. Ya ilginç bir politika, yani kelimeyle anlatılmaz. Öyle yani. Memnun değilsiniz AK Parti. Ya şu an değilim ama hala karar aşamasındayım. Bakalım Mart'a kadar değiştirirse en azından biraz sapma olursa yine öyle olacak ama gidişat şu anda vermeyeceğimi gösteriyor. Peki. Yani idare geliyor. Başka düşünebileceğin her şey geliyor yani. Mesela efendim idare dışında çok desteği oldu. Yani kimse buna göz yummasın. Bundan 10 sene önce çok desteği oldu yani. Kimse gözünü yummasın yani. Dünya lideri. Aklıma dünyanın lideri geliyor. Bir daha da gelmez onun gibi. Ama giderken yerine aynen kendisi gibi birini bırakması gerekiyor. Kim olabilir efendim sizce? Yerine kimi bırakabilir? Bizim İçişleri Bakanlığı'nı bırakabilir. Süleyman Soylu mu? Evet.